Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmeye başlanan dezenformasyon yasasıyla ilgili konuştu Başkan Ela Göz. Bu yasa haber alma ve ifade özgürlüğünün önüne konulan engeldir dedi. Dezenformasyonla mücadele gerekçesiyle hazırlanan basın kurumu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Eskişehir Baro Başkanı Avukat Mustafa Ela Göz, basın mensuplarının haber yapmasının tehlikeye gireceğini ve sıradan vatandaşların da sosyal medyada haber paylaşması ya da düşüncesini ifade etmesinin bu yasayla birlikte mümkün olmayacağını belirtti. Bu cezai müeyyideyi getirmelerindeki ve bu sansür yasasında getirmelerindeki amacı iktidarın topluma ciddi bir baskı uygulamak. Yani aleyh hiçbir ifadede bulunmasını istemiyor iktidar. Böyle bir sorun söz konusu ve bu sadece bugün meselesi değil, aslında 20 yıldır kademe kademe maalesef bu toplum üzerindeki baskı artarak geldi. Sosyal medyalar doğrudan kapatamıyorlar. Birkaç yıl önce de bu gündeme gelmişti biliyorsunuz. Onu yapamıyorlar ama işte bu tür düzenlemelerle de bir nevi aslında sosyal medya sitelerinde etkisiz hale getirecekler. Bu getirdikleri düzenlemeyle ve basın kartını iletişim başkanlığına veriyorlar. Şimdi iletişim başkanlığı kim? Taraflı ve partili cumhurbaşkanına bağlı bir birim. Burada Türk Ceza Kanunu'na getirilmesi düşünülen maddedeki yaptırımı kim uygulayacaklar? Siyasi iktidarın özellikle hoşuna gitmeyen haber yapan kişiler uygulayacaklar ve buradaki tek yetkili de iletişim başkanlığı. Şimdi basın kartını bu veriyorsa basın kartı iptal yetkisini de buna vereceklerdir. Doğru mu? Yani burada artık muhalif gazeteci diye bir şey de kalmayacak. Gazeteciler açısından bakarsın. Kimse konuşmasın, kimse yapmasın. İşte bu ciddi bir baskı yani. Halk üzerinde ciddi bir baskı. Zaten ifade özgürlüğü yıllardır sıkıntı altında ülkemizde. Yine basın özgürlüğü aynı şekilde sıkıntı altında. Muhalif seslerin hepsi bu ülkede yargılandı, soruşturmaya maruz kaldı. Cezaevine atılan basın mensupları oldu. Şimdi de son aşamada, son raddede bunu yapıyorlar. Yani...